Assalomu alaykum. Inson qancha ko'p bilsa, u shu qadar kuchli. Bilimga intilish tuyg'usidan ko'ra tabiiyroq tuyg'u bo'lmasa kerak. Xiva shahridagi prezident maktabiga har gal tasvirga olish uchun kelar ekanmiz, yana yangi muvaffaqiyatlar, yangi yutuqlar bilan to'qnashaveramiz. Bu esa yangi O'zbekistonda qisqa fursatlarda ta'limga berilgan e'tiborning natijasidir. Intilishi yuqori, har qadamda ilm olishga oshiqayotgan yoshlarga bugun yangi O'zbekiston kamarbasta bo'lmoqda. Ta'limga berilayotgan urg'u esa ularni yangi eshiklarni ochishiga zamin yaratyapti. Bugun yurtimizda bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rib turgan har bir yurtdoshimiz bu yaratilgan shart-sharoitga labbay deb javob berish haqida o'ylamoqda. Prezident maktablarini tashkil etish loyihasi qisqa fursatda o'z samarasini berdi. Bugun bu ta'lim maskanida bor idrokini ilmga qaratgan, shu yurt ertasini o'ylab yonayotgan, ulkan g'oyalar ichida yashayotgan o'quvchilarni ko'rasiz. Ularning so'zlarida bu vatan bergan ishonchni oqlash istagi naqadar oliy maqsadga aylanganini sezasiz. Bu maktabga kirishdan oldin mening eng katta maqsadim bu O'zbekistondagi universitetlarga kirish edi. Bu yerda o'quvchi bo'lganimdan so'ng men dunyodagi imkoniyatlarni qanchalik darajada cheksizligini ko'ra oldim. Bu maktab menga shu darajada yordam berdiki, mening dunyoqarashim tubdan o'zgarib ketdi va men o'z oldimga katta maqsadlarni qo'ya boshladim. Bizlarga yaratib berayotgan imkoniyatlar, bu davrga to'g'ri kelib qolganimiz bizning eng katta baxtimiz deya ishonch bilan ayta olaman. Mening oilamdan menga qaratilayotgan e'tibor, prezidentimiz tarafdan qaratilayotgan e'tibor, mening tengdoshlarim, hammaning menga berayotgan ishonchi menga o'zgacha bir kuch bag'ishlaydi va har doim oldinga qarab harakatlanishga dalda beradi. Men o'z vaqtimning ko'p qismini ta'lim olishga sarflayotgan bo'lsam ham va vaqt-vaqti bilan ijtimoiy tarmoqlar, televideniya, radio orqali O'zbekistonda bo'layotgan rivojlanish, o'zgarishlar haqida eshitib boraman va bu o'zgarishlarning asosiy bo'g'inda biz yoshlar turibmiz va shuning uchun katta mas'uliyat bizning yelkamizda. Albatta, prezidentimiz ham buni o'z so'zlarida gal aytadilar. Biz esa bu ishonchni har doim oqlashimiz kerak. Mening yutuqlarim bilan nafaqat mening oilam, balki butun O'zbekiston prezidentimiz faqirlanishini men sezaman va har doim shunga loyiq bo'lish uchun tinmasdan mehnatdaman. To'g'ri, orzularimiz katta, maqsadlarimiz buyuk, lekin shularning markazida O'zbekiston turadi. Iqtidorli, zehnli o'quvchilarning bir nuqtada bo'lishi, eng zamonaviy imkoniyatlar bilan ta'lim olish g'oyasi allaqachon natija berdi. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Agarda prezident maktablari tashkil qilinmaganida bu iqtidorlarning barchasi yuzaga chiqarmidi? Balki yuzlab qobiliyatli o'quvchilar kashf etilmay qolardi. Prezidentimiz tashabbusi bilan prezident maktablari tashkil bo'lmaganda haqiqatda bularni shu jahonning nufuzli universitetlariga o'qishga qabul qilinishi darajasi bunday bo'larmi deb o'ylab qolamiz. Bugungi kunda hozir hamma tushunib bo'ldi ilmning yo'li insonning hayotini haqiqatdan yoritadigan yo'l ekanligini. Bir bobo sifatida bilasizmi, men shunday xursandman hozirgi kunda. Xursandchiligim cheksiz. Xivoga kelishimizni o'zi quvonchli. Bu yerdagi olib borilayotgan ishlar, obodlik hammasini ko'rib ko'zimiz quvonadi. Biz nuroniylar bugungi kunda olib borilayotgan bu hamma ishlar uchun duoda bo'lamiz. Haqiqatdan yurtimiz tinch, osoyishta, rivojlanish katta, katta katta loyihalar bo'yicha katta katta ishlar olib borilyapti. Fuqarolarning ish bilan bandligi bo'ladimi, ta'lim bo'ladimi, tibbiyot bo'ladimi, hammasini ko'rib biz qariyalar kuzatib bormoqdamiz va xursandmiz. Bu yog'iga yurtimiz uchun hamisha duodamiz biz keksalar. Bunday sharoitlarni yaratib bergani uchun davlatimizga, davlatimiz rahbariga biz juda katta minnatdorchilik bildiramiz. Keksa nuroniylarga meni bir maslahatim bor. Nabiralaringizni hozirdan qiziqishlarini kasbgami, hunargami, ta'limgami, qaysi sohaga yo'nalishlarini ilg'ab olib, shu bo'yicha ularga yo'nalish bersangizlar, ertaga albatta uning natijasini ko'rasiz. Biz ham hozir shuni mevasini ko'rib turibmiz. Bahrom aka Rajabov, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun bir ota sifatida sizni sevinchingizga hammamiz sherikmiz. Menimcha har bir ota orzu qiladigan bir yaxshi, bir yuksak natija bo'ldi. O'zi azaldan aytishadi, ilmga berilgan urg'u yillar o'tib bo'lsa-da o'zini albatta oqlaydi deb. Bugun shu farzandingizning yutug'i asosiy sababi nimada deb o'ylaysiz? Albatta, aytganingizdek, haqiqatdan o'g'limiz shu o'qishga kirgani uchun biz quvonib turibmiz. Buni zamirida albatta prezidentimizni shu sohada qilgan islohotlari 2017-yildan boshlab tubi islohot qilishi, respublikaning 4 ta hududida prezident maktablarini tashkil qilinganligi, 2020-2021-yillardan boshlab qolgan hududlarni to'liq qamrab olishi, bu maktablarda xalqaro talablarga mos bo'lgan stimul olishida
derslerini ötülüşü deyip bilemiz. Bunun için elbette prezidentimize rahmet etmemiz. İktidarlı ballarını, bu balların içinde sarayla bağlı durup, devletimiz için hizmet kıladığı ballarını, fıdayı ballarını bu tenle bağlıç imkaniyetini yarattı bu tüzüm. Bunu hele bize birinci kaldırgaçlarını görüp başladık. Hazır da 5-6-10 yıllardan ki köple cemiyetimizde alımlar payda buluşu iş anamam ben. Elbette oğlumla rejeler hakkında tesis sorup dur ama bunda imkaniyetlerini yaratıp verirken devletimizde elbette lebbe deyip cevap veriş gerekliğini aytadı. Elbette onun rejelerin içi de çetelde okuşan var. Bu çetelde okup geledigen olsa şu Özbekistan'da kaysi tüzümde işleşinden katil nezer şu tüzümde rıvajlanışıya kısa koşuşunu her daim tekildeydi. Bunu işte biz cüda kursant bulamız. Bugungi kunda jahondagi nufuzli oliy ta'lim muassasalari ilm fanning yirik o'choqlari hisoblanishi hech kimga sir emas. Ularda esa O'zbekistondagi prezident maktablarini tugatgan yoshlarning safi yil sayin oshib boryapti. O'g'il-qizlar yurtimiz kelajagiga daxldorlik tuyg'usi bilan yashab, yangi O'zbekiston bunyodkori sifatida dunyo tajribasini o'rganmoqdalar. Ularning ortidan ergashayotgan yoshlarning ham intilishlari zo'r, maqsadlari aniq. Mening asosiy qiziqadigan fanlarim matematika, IT, ya'ni texnologiya ve benim aldığımdaki maksatlarım gelecekte top 10'likte duradigan üniversitelerine kiriş. Ve ben bunun için juda köp hareket kılaman. 2022 yılı Siam Olimpiyadası'da altın medalı ve 2023 yılı IMC Olimpiyadası'da gümüş medal ve hazırda yakında bolib o'tgan Hakim Olimpiyadası'da birinci oranını kolye kirdim. Doğru, ben hala cüreyim yaşman, lakin aldığımda maksatlarım cüreyim kettik. Bugün yangi Özbekistan'da bol ayatken özgürlüklerini hamamız körtürükmüz. En birinci nöbette esasi urgu təlimge verilip. Bizim doğru bilim alışımız için bərçe imkaniyetleri yaratılıyabdik. Ana şu imkaniyetlerden faydalanıyatken halette, ben bu Özbekistan'ın Şengen Fərcanti gəlliginden cüre fahırlanamam. Ve kaçan hayırda bulmayı her daim Özbekistan ravnakıya kısa koşuşunu isteymen. Bizge karang prezidentimiz kançalik şeraitler yaratıp verdi. Bundan fakat akıllarına faydalanışımız gerek. Asasiy maşğulatımız bilim organiş buluşu derkar. Elbette biz bu şansını aklaşımız lazım. Men bunga söz veremem. Biz Bağatlı mandamız, farzandlarımızın şahar merkezlerde okutuş niyetlerimiz bolaraydı. Prezidentimiz taşabbüsü bilen taşkil kılıngan prezident mektepleri açılgandan keyin şu yerge okuşge kabul kılındı. Cüdayan bununla kursant bulduk. Özü bu mektepini açılış baytadayım. Kanı Al-Kharazmiler, Biruniler, bize de hem kaçan çıkadı indi degen prezidentimizin nutuklarını eşitkenimde tolkullanıp gitkenme. Bize neyen ferzentlerimiz şimdi alımlar Katar'dan cay alamıken degen bir ümit payda oldu. Şu bu içe teyarlap bana hazırda karib 2 yıl bugün olsa okuş gekirgenige bir kança halkara olimpiyadalarda altın medallarını kol gekirtti. Hem sahada bolgeni singeri, talim sahası diyem, özgârışla bol tuttu. Bu imkaniyatlardan faydalanan ailelerden birisi bana bizni ailemiz desek hata bu miydi? Biz anası bilen bir oylap kalamız. Biz okuyan devirler kanaka ediyo, hazırgi devir kanaka. Aldıngi devir bilen hazırgi devirinin asman bilen yerçe farkı var. Bunu biz oğlumuzga köp bara takitleyimiz. Men bir ana sıfatta şunday baxtiyorman ki, sevinçimini söz bilen tariflap bolmaydı. Bugün yurtimizda talimge berilge urgunu hammamız körüp durpmiz. Bunu meyvesini körgen ana, mana menman. Farzandimiz maşı maksatlarga erişide, devletimiz, prezidentimiz pillapoya bo'lib turgan ekan, biz ham ota-ona sifatida mishalab bay deb javob beramiz. Qarang, hozir shuncha narsani o'rganganimizdan keyin ham bilimning naqadar poyoni yo'qligini tushunib yetyapmiz. Hozir qayerga qaramang, dunyoning nufuzli universitetlariga qabul qilingan oltin medallarni qo'lga kiritayotgan o'quvchilarni ko'rishimiz mumkin. Bilasizmi, bu yerni menga nimasi yoqadi? Bu yerda hamma ilmga ishtiyoqi baland bo'lgan bolalar yig'ilgan va biz kunning asosiy qismini shu yerda o'tkazamiz va bu o'z-o'zidan bizni doimiy muloqotda bo'lishimizni ta'minlaydi. Bizga bu yangi O'zbekiston yangi eshiklar ochdi. Albatta tanlovimiz aniq. Shu yurtga loyiq farzand bo'lish. Bu ishonchni har doim oqlash. Vatan menga nima berdi deb emas, balki men endi vatanga nima beraman degan o'yda yashash. Albatta yonimizda prezidentimiz va yurtimiz turar ekan, biz eng katta marralarni zabt etamiz. Albatta, dunyoning qaysi burchagida bo'lishdan qat'iy nazar, bizga bu imkoniyatlarni yaratib bergan O'zbekiston prezidentimizning bizga otalarcha bo'lgan mehrini har doim yodimizda saqlaymiz.
Bilim manbayı behat. İnsoniyat bu yolda qanchalik yutuqlarga erishmasin, yangi ilim dunyolarini ochish eshiklari hamisha mavjud. Prezidentimiz qay minbarda bo'lmasin, har doim ta'limning naqadar yuksak kuch ekanligini va ertani faqat va faqat ta'limni rivojlantiribgina, bilimli yoshlarga tayanibgina qurishimizni ta'kidlaydi. Bunda prezident maktablari muhim poydevor vazifasini bajaradi.